Dursun Özbek utanmak yerine çıkıp kürsüye bir kez daha çıktı. Bir kez daha yalanlarını anlattı. Gözyaşları döktü. Ya benim Dursun Özbek'e bir tavsiyem var. Galatasaray Dursun Özbek'i kesmez. Yani kürsü performansı muazzam. Hiç gözünü kırpmadan gerçek dışı şeyleri anlatabiliyor. Hiç gözünü kırpmadan geçmişte söylediklerini inkar edebiliyor. Hatta hata yaptım, kandırıldım falan demeyi gereği bile hissetmeden ben demedim diyebiliyor. Ben yapmadım diyebiliyor. Veya olmayacak bir şeyi olacakmış gibi anlatabiliyor. O yüzden benim Dursun Özbek'e bir tavsiyem var. Çok acil bir şekilde siyasete girsin. Türk siyasetinde Dursun Özbek gibi birisi emin olun çok büyük iş yapar. Yani hangi partiye girerse girsin hiç fark etmez. Onun için de fark etmeyeceğim eminim zaten. Yani en sağdan en sola kadar hangi partiye girerse girsin bu performansla büyük bir hızla parti liderine yükselir. Hatta kuvvetle muhtemel eğer biraz böyle medyayı kullanmayı biliyorsa ki bildiğini biliyoruz. Galatasaray Kulübü üzerinden çeşitli gazetecilere para aktardığını çeşitli yöntemlerle de biliyoruz. Medyayı da kontrol eder. Çünkü bu konuda tecrübesi de oluşmuş vaziyette. Nasıl aktarıyorsunuz? Bir gün onu da size ayrıca anlatırım. Yani hangi gazeteye nasıl para aktarıyor diye soruyorsanız aktarma yöntemlerini anlatırım size ama hemen CS'e girsin Dursun Özbek. Ahmet Çakar, işte o bir program yapıyorlar bir kanalda. Bu kanalda yine yıllar önce benim aleyhime çok ağır laflar etti. Ben de kendisine aynı ağırlıkta bir dava açtım. Sonra davanın sonuçlanmasına yakın Ahmet Bey'in davayı kaybedeceği, Ahmet Çakar'ın davayı kaybedeceği hemen hemen neyse kesinleşince avukatı avukatıma arıyor. Diyor ki işte Ahmet Bey, Fatih Bey'den rica ediyor bu davayı çekmesini diyor. Avukatım da olur görüşelim kendisini diyor. Sonra Ahmet Çakar'la benim avukatım konuşuyorlar, yazışıyorlar. Yazışmalar da elimde hala. Ve rica ediyor. Diyor ki ya tamam ya işte diyor Fatih Bey kusura bakmasın diyor. Ben diyor bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim falan. Daha. Neyse sonuçta davaya gelecek diyor. Çok da önemli bir şey diye. Yani ben de bu kadar rica edince tamam dedim yani madem hani önemli olan orada hatadan dönmek, hatasını anlamak. Hata yaptığını kabul etmek ya da. Ben davaya gelecektim. Şimdi geçen dün ve birkaç daha doğrusu bir süreden beri bir grup Fenerbahçe taraftarı olduğunu zannettiğim ya da troll hesaplar belki bilmiyorum. Bundan 5 yıl önce yani Dursun Özbey'in ilk başkanlık döneminde o Galatasaray'ı son derece kötü ve başarısız biçimde yönettiği dönemde benim ona yaptığım bir takım eleştirileri ve bir takım ithamları bugün sanki dün söylemişim gibi dolaşıma sokmuşlar. Ya bunlar 5 senelik. Dursun Özbek o zaman kulübü çok kötü yönetiyordu. Bugün oldukça iyi yönetiyor. O gün felaket bir Galatasaray vardı. Bugün ise dünya çapında starlara dolu bir Galatasaray var. Ve bunu da çevirip sanki ben bunu dün söylemişim gibi dolaştırıyor ortalıkta. Ahmet Çakar da bunu almış. Yine aynen bu troller gibi sanki ben bunu dün söylemişim gibi anlatıyor ve diyor, bir de içine o gün ortalıkta olmayan, adı dahi geçmeyen, yönetimde de hiçbir bağlantısı olmayan Erden Timur da sanki işin içindeymiş gibi onu da sokmuş. Erden Timur, ey Dursun Özbek, Fatih Altaylı size böyle diyor cevap. Yahu kardeşim, bir bu 5 sene önce söylenmiş. İki, Erden Timur zaten işin içinde, hiç yok o zaman. Şimdi bu ayıp. Şimdi ben de bunu dedim ya Ahmet Bey'e kalkıp da bana sonra yalvarıyorsunuz dava açtım falan filan bunu geri çekin diye. Ama bu ayıptır yani. Benim bugün söylemediğim bir lafı bugün söylemişim gibi ve işin içinde olmayan bir adam da sanki işin içinde varmış gibi göstermeniz ayıptır dedim. İnşallah duymuştur da bu saçmalıktan vazgeçer. Ya duymadıysa da kendi bileceği şey yani. Ama ayıp. Yani 3 reyting alacağım, 5 bilmem ne yapacağım, biraz popülerite sağlayacağım falan diye ya da işte ne bileyim Fenerbahçeli bir iletişim kuracağım diye. Çünkü Fenerbahçelilerle arasında bir sorun vardı. Onu benim üzerine halletmeye kalkışmasın. Doğru ne? Ben evet bu o lafları söyledim 5 sene önce. Dursun Özbey'in ilk başkan döneminde araya şey girdi, Mustafa Cengiz girdi. Üstünden bir sene Dursun Özbek yönetimi geçti. Kaç sene, yani bir kısa bir normal dönem Mustafa Cengiz. Arkasından Dursun Özbek'in bir senesi. Şimdi mi aklınıza geldi? O gün ben söylediğimde niye kimse bir şey demedi o zaman? Neredeydi o zaman bu medya o zaman? Ben o zaman söylediğimde arkasındayım. Evet o gün durum oydu. Ama bugün durum o değil. Ama şimdi al onu Fenerbahçe'nin işe yarayacak şekilde dolaştır. Yalan.